Milliyet.com.tr'den herkese merhabalar. Kurban Bayramı'nda yeniden bir aradayız. Fatih Çıtlak Hocam'la beraber. Yeniden merhabalar Fatih Hocam. Merhabalar efendim. Geçen videoda da Kurban Bayramı'ndan ve Kurban Kesme'nin öneminden bahsetmiştik. Tabii o kadar fazla konu ve aslında sorulacak soru var. Ki, Tabii. O yüzden biraz daha yine e, ikinci videoya da saklamak istedik bazı şeyleri. Eyvallah, iyi oldu. E, şimdi Kurban Bayramı'nda kurban keserek hangi hayırları işlemiş oluyoruz? Biraz onunla başlamak istiyorum. Bir kere e, yanlış hatırlamıyorsam geçmiş programda da e, hani temas etmiştik Hazreti Adem'den insanın yaratılışıyla alakalı. Bu sefer de şöyle bir girizgah yapalım. Biliyorsunuz dini bayram diyoruz ya yani dini bayram derken sadece takvimimizde ajandamızda dini bayram olarak işaretlediğimiz yer olarak bakmayalım hadiseye. İslam'a mensup isek İslam'ın bayram kabul ettiği iki tarih diyelim buna. Bir, Ramazan bayramı olarak bilinen ama esas adı fıtır bayramı olan. Yani insanın ben şimdi fıtratımı buldum. Sadece yiyip içmekten ibaret değilim. Şehvetten ibaret değilim. Ben de melek tarafımda var. Ben kalbimle ruhumla insanım. Fabrika ayarlarımı, fıtratımı, fıtratımı buldum dediğinizde fıtır bayramı. Ben şu anda cehennemlik sıfatları terk ettim. Hırs, kibir, kıskançlık falan bunları terk ettim. Şimdi cennetlik bir cennete uygun bir insan halini aldım demek. Bakın kıymetli seyircilerimize söylüyorum. Bu bir hitabet tarzı dini bir mevzuda coşan bir hocanın konuşması değil. Bu anlattıklarım hadis ve ayet. O yüzden bu kısmı dikkatli dinlesinler. Ben şu anda cennete gidebilecek bir insan oldum demek için Ramazan'ın hemen sonundaki fıtır bayramına geliyoruz. Dikkat! Sizin şu anda kanalınızda ilk defa açıklayacağımız bir şey bu. O yüzden derler ki alimler Ramazan'dan sonra cennete girmeye işarettir o bayram. O yüzden bayram ederiz derler. Peki kurban? Efendim siz burada bir program yapıyor olsanız, programı gelin burada çekin diyorum ben size. Buraya girmenize müsaade edildiğini düşünün. Hani öyle müsaade eden ben olduğumu düşünün. Buraya geliyorsunuz, buraya gayet güzel oturuyorsunuz, kameralarda çalışıyor ama ben yokum. Rahat ol, buraya girebilirsin diyorum. Tamam, su iç, buyurun çay, her şey yapabilirsiniz. Nerede diyorsunuz? Buranın sahibi nerede? Cennete her insan, belli insanlar girebilecek. İmanlı olan her insan cennete girecek. İmanlı olan. Fakat herkes Allah'ı göremeyecek. Ha benim görmesem de olur. Tamam yayıl. Mera, sera. Buyur. Ben Allah'ı görmesem de cennette rahatım. Hiç problem. Ben siz olmasanız da bu sahnede işim yaparım. Sizin probleminiz o. Yok. Ben görmem lazım diyorsanız işte o kurban bayramı. Allah'ın cemalini görmeye işaret kurban bayramı. Ne alaka? Eskilerin Anadolu'nun harika irfani sözleri vardır. Bakın seyircilerimiz ne olur bizim Anadolu irfanını bu toprakla, toprakların irfanını küçük, küçümsemesinler. Bu topraklar bendeniz araştırmacı olarak da bunu söylüyorum. Gezen bir insan olarak da söylüyorum. Anadolu toprağındaki bizim dinden en uzak insanımızda bile muhakkak kodlarına, genetik yapısına, kodlarına işlemiş bir güzellik vardır. Bizde bir söz vardır. Şudur o söz. Candan geçmeden canan ele girmez. Bir insan canından geçmeden sevdiğine ulaşamaz. Bir anne öldüm demeden çocuğu doğuramaz. Şu da şu çekimi yapan arkadaşlar bile ne emekler vermişlerdir. Milletin bayırda çayırda dolaştığı sıralarda onlar ter döküp şu objektiften şunu çekmek için bir gayret vermişlerdir. Canlarından vermişlerdir. Öteki türlü bunu başaramazlar. Her meslek öyledir. Her şey öyledir. Her canan öyledir. Ama bir canan var ki hiçbir şeyle kıyas edilmez. Canımdan cananımdan daha yakın olan can ve cananım Allah. Nasıl bir şey biliyor musunuz? Şöyle bir şey. Herhangi bir şeyi sevdiğinizde ben çocuğumu seviyorum diyorsunuz bakın. Sadece bir dakikasını istiyorum ben seyircilerimizin. Bir dakika. Lütfen odaklansınlar. Ben çocuğumu seviyorum. Tamam. Bu öyle bir canan ki, öyle bir sevgili ki, size çocuğu veren o. Çocuğun o güzelliğini hissettirebilecek muhabbet damarını veren o. O sahiplenme duygusunu veren o mülkün sahibi de o. Onun size sizin ona duyduğunuz sevginin yaratıcısı da o. Ve aranızı bozmuyor. Hayır ben seninle onun aranı bozacağım demiyor. Allah'ına kadar seversen çocuğunu o kadar çok seviyorsun. Ne kadar Allah'ını seversen vatanını o kadar seviyorsun. Komşunu, bayrağını, her şeyi daha çok seviyorsun. Çünkü sevginin kaynağı, masları Allah. İşte kurban bayramı bu. Ben canımdan geçiyorum. Benim tenimin bedenimin ardındaki canan kendisini göstersin diye. Şuuru kurban bayramı da bize verilmiş bir şey. Derler ki özetle bu söz motto olarak kalsın. Fıtır bayramı cennete girmeye. Kurban bayramı cemalullahı Allah'ı görmeye işarettir. Allah'la bayram etmeye işarettir. O yüzden can verilir. Çünkü candan geçmeden canan ele girmez. Fatih Hocam peki Kurban Bayramı'nda başka hangi ibadetleri yapabiliriz ve hangi duaları okuyabiliriz özellikle Kurban Bayramı için? Aslında siz çok güzel yakaladınız ama açmamı istiyorsunuz evet. anladığım kadarıyla. Bakın demin ne dedim. Bizde şu yoktur yani fabrikada böyle bir imalat yok. Bir insan Allah'ı sevecek çocukları sevmeyecek. Bir insan Allah'ı sevecek karısına el kaldıracak çocuğuna hakaret edecek. Komşusunun kötülüğünü düşünecek. Başkasının yoktur böyle bir şey. Ya aklı yoktur o insanın ya imanı yoktur. Dünyanın, dünya tarihinin en merhametli kulları peygamberlerdir. Bakın en merhametli kulları. Ama o hocam olurmuş da savaşmışlar da bilmem. Sen evlerine bak. Nuh Aleyhisselam'ı düşün. 800 sene anlatıyor 800 sene. 800 sene çocuğu bile nankörlük edip kaçıyor yine de beddua etmiyor. En sonunda diyor ki ya Rabb'i bunlar alay ediyorlar. Sen bunları sil. Yenisini yap. Ben artık bıktım vallahi diyecek nokta 800 -100 sene. 8 kere çocuğunuz sizi dinlemezse yüzüne bakmazsınız. Peygamberler çok merhametlidir. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Bir insan kurban bayramına erdiğinde doğayı tabiatı, hayvanı, canlıları bunun ne kadar kıymetli olduğunu ne yiyormuş ne içiyormuş bunu fark etmiyorsa. Bir. iki Konuyu, komşuyu, fakiri, fukarayı fark etmiyorsa. Bunlara tasaddukta bulunmuyorsa. O kişiye kurban bayramı mı gelmiştir? Hayır. Onun için kabotaj bayramı gibi bir şeydir. Ha, bu arada kabotaj bayramını küçük görmüyorum da ha, aynı şey değil demek istiyorum. Yani gitsin şenlik yapsın yani. Başka bir yerde kutlama yapsın. Kurban bayramında insanlığı fark etmek önemlidir. Kurban bayramlarında genelde camiler boş olur. Neden? Bu çok büyük bir ayıptır. Evet. Halbuki kurban bayramında bakın bir tüyo veriyorum. Benim duam kabul olmasını istiyorum. Hastam var. Çocuğumun kariyeri, eşimin bilinenmesi, para sıkıntısı çekiyorum. Şok, şok, şok söylüyorum. Kurban bayramında camiye gidin. Sabah namazına camiye gidin. Yatsı namazı camiye gidin ve Allah'a dua edin. Göreceksiniz sağanak sağanak Allah melek indiriyor kurban bayramında. Milletin gezmede tozmada olduğu vakitte Allah'ın huzuruna gittiğinde ayrı bir kıymet kazanırsın. Bakın tiyo veriyorum bizi seyredenlere. İkinci bir şey tasaddukta bulunun. Çok güzel bir örnek vereceğim size ve kıymetli seyircilerimize. Eminim ki ah tamam diyecekler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Kurban bayramının haricinde de olabilir, kurban bayramında da olabilir. Bilemiyorum. Şimdi yanlış söylemeyeyim. Çünkü hadiste öyle bir şey hatırlamıyorum. Bir kurban getiriyorlar. Yani kesin tığlanmış deriz biz meydan tabirinde. Tığlanmış bir kurban hediye ediyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de dağıtıyor onları. Fakire, fukaraya dağıtıyor. Dikkatli dinlesin seyircilerimiz. Hane-i saadetleri yani evlerine biz ev demeyiz. Efendimizin evi denmez hani saadetli hanesine geliyor. Hazreti Ayşe'yi buyuruyor ki ya Ayşe bize ne kaldı kurbandan? Etten. Bakın tabiri. Hazreti Ayşe buyuruyor ki bir tek kolu kaldı ya Resulallah. Allah Allah buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Hayır. Efendimiz buyuruyor ki kolu haricinde kurbanın hepsi bizde. Anlamadım ya Resulallah buyuruyor Hazreti Ayşe. Ya Ayşe senin evinde sakladığın et ve kursağından geçirdiğin et mi ailen söylüyorum? Seninle kabirden sonraya gidecek mi? Evet. Gitmeyecek ya Resulallah. Ne gidecek? İnfak ettiğin et gidecek. Biz hayvanın kaçını ne kadarını verdik? Şu kol haricinde hepsini verdik. Kabirden öteye bizim bulacağımız hayır o. O bize kaldı. Bu mu? Bu bizden gitti diyor. Bizimle beraber burada kalacak. Bakış açısı güzel değil mi? Çok. Biz şimdi bunu anlattığımızda bize dalı geçiyorlar. Ama elin adamı bir kung fu panda yapıyor. Onun üçüncü bölümünde bilhassa. Çiğleri binlenmeleri toplayan o canavarın nasıl infilak ettiğini anlatıyor. Ve diyor ki toplamakla insan olmaz. Toplamakla hayatın sırrını bulamazsın. Vermekle hayatın sırrını. Bugün biz bunu çocuklarımıza anlatamıyoruz. Rütüeliyle var, imanıyla var, altyapısıyla var, menkıbesiyle var, şimdi anlattığım Hazreti Peygamberiyle var. Siz bunu filmden çocuğunuza anlatmaya çalışıyorsunuz. Benim burada yaptığım küçücük şeyler dağ gibi güzellikler de oluşturuyor diyorsunuz. Ve onu çocuğunuza İslam'la kurbanla anlatamıyorsunuz. Diyorsunuz ki Amazonlardaki bir kelebeğin kanat çırpması Himalaya'larda fırtına koparır diyorsunuz. Ben de hep bunun mücadelesini veriyorum. Biz bunun babasıyız. Biz bu medeniyetin babasıyız. Bizden taklit edilenleri bile film diye seyrediyoruz. Esas film bizde. Kesinlikle. Fatih Hocam bir konuda çok merak ediliyor. Onu da sormak istiyorum. Şimdi imkanı olan için evet kurban e, kesmek farz. Ama bir vacip. de vacip. E, <laughs> bir de e, imkanı olmayan e, bir arkadaşından ya da bir yakından borç alarak ya da kredi çekerek kurban kesenler var. Hiç uygun değil. Yani burada bir de şunu yani üzmek istemiyorum kimseyi. Hiç kimsenin de niyet okunmasına girmem. Ama lütfen unutmayın. Allah için yapılan şeyler ibadettir. Ya şimdi ben kesmezsem ayıp olur. Ya ben de keseyim. Biz de böyle bir etkinlik yapalım. Abi bu şey değil ki yani Sene sonu etkinliği değil ki bu. Hani şeyler gibi Japonlar var ya. Onlar böyle çok başarılı olanları hafta sonu restorana götürüyorlar. Hikayeyi bilirsiniz. Evet. Sonra başarısız olmamak için adam cebinden para vererek restorana gidiyor hikayesi var ya. ha kurban böyle bir şey değil. Ama şu var. Yani çocuklarım içi buruk olmasın veya insan arası o burukluğu yaşamasın. İmkanla bunu yapayım demek olabilir ama o kardeşlerimiz üzülmesinler. Onların o mahsuniyeti inanın ki çok kıymetli. Bakın ben bu bayramda da şunu tekrarlıyorum. Lütfen kurban kesemeyenlerin duasını alın. Bakın. Cenneti mi istiyorsunuz? Güzel insan mı olmak istiyorsanız? Kurban kesemeyenlerin duasını alın. Et vererek falan değil. Belki siz de kurban kesemiyorsunuzdur. Gidin bir fukaranın duasını alın. Deprem zedelere yardım ettiğinizi mi zannediyorsunuz? Çok şaşkınsınız. Çok büyük bir Akıl tutulması yaşıyorsunuz. Hayır. Deprem zedelerin duasını alın. Onlar size yardım ediyor. Onların duası sizin için daha kıymetli. O eti bulursunuz. Ama o duayı her yerde bulamazsınız. Allah hazin kalpleri sever. Bayramda yetimbaşı okşayın. Bayramda lütfen bir Darül Aceze'ye gidin. Bir huzur evine gidin çocuklarınız sıkılıyor bile olsa, öflüyor pöflüyor bile olsa ben şiddet şey değilim. Ama bak bir saat burada yüzünü ekşitmeden oturacaksın. Değil. 20 sene sonra sizin yaptığınız insanlığı o çocuk anlayacak ve Allah razı olsun diyecektir. Veya aklınızı o çocuğu başka şeyleri kandırmak için değil, yemek yedirmek için değil, insan olmak için kullanarak ona şirinlikler yapın ama bu kurban bayramında ne olur aramadığınız insanlara arayın. Lütfen kabir ziyaretleri yapın. Ne kadar yorgunluk ekstra böyle yani insanı böyle angarya kabul ediyormuş da olsanız nefsinize ağır geliyor. O nefsi kurban etmektir işte. Nefsi alıp da böyle Hıh! diye boğazını kesemezsiniz. O nefsi başkasının ziyaretine güzel bir insanın filanca sahne almış bir insanı alkışlamak o şehvettir. Ama yüzü buruş buruş bir insanın huzuruna gidip onun duasını istemek şehveti değil, ruhu ortaya çıkartır. Merhameti ortaya çıkartır. Bunları yapmıyorsak sonra hiç şikayet etmeyelim. İnsanlık ölmüş. Ay şöyle olmuş. Hiç tribünlere oynamayalım. Biz bulunduğumuz yerde bu insanlığı keşfetmek için kurban bayramının et kesme, kan akıtma değil ki hemen ayeti söyleyelim. Belki programın sonuna doğru onda da zikretmiş o Hac suresinde. Allah Teala'ya sizin o kurbanlarınızın etleri de kanları da ulaşmaz. Kalbinizdeki iyi insan olma. Ve bu hayata niçin geldim ben? Duygusuyla o canan muhabbeti ancak Allah'ın katında bir değer ifade eder. Yüz kesmişsin, beş yüz kesmişsin, bilmem ne yapmışsın. O değil. Arz edebiliyor muyum? Ha, onların da kıymeti var mı? Efendim şey gibidir bu. Yani şu kadrajda duruyorum ben. Burada yaptığım hareketler bu kadrajda olduğum müddetçe bir kıymet ifade ediyor. Şuraya gittiğimde ne yaparsam yapayım bu çekmiyor. Allah için yapılan şey demek bu kadraj içinde olmak demek. O zaman et de kıymetli, Giymeniz de kıymetli, aramanız da kıymetli. Bu kadrajın dışına çıktınız. Ne et, ne kan, ne de gösteriş için yaptığınız insanlık hareketleri hiçbirisinin kıymeti yok. Fatih hocam şimdi Kurban Bayramı olunca şimdi insanlarda özellikle artık son dönemlerde biraz tatil gözüyle de bakılıyor. Evet. Ee, bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz merak ediyorum ama bir de bunun yanında şeyi de sorayım. Şimdi seferi olanlarda kurban kesmek nasıl oluyor? sefer, seferi olanlarda da kurban kesildiğini hadis kitaplarında biliyoruz. Çok Bakın aslında bazen bazıları dinlediğinde şimdi bu soruyu itiraf etmek gerekirse ya böyle soru sorulur mu diyecekler. Ama siz çok güzel bir soru sordunuz. O böyle dinleyenler de şu an fark edemiyorlar, ıskalıyorlar. Mühim bir mesele bu. Neden? Bakın sizin yaşınız genç, bizim kuşağı bilmezsiniz. Bizim gençliğimizde bazı tartışmalar oldu televizyonlarda. Sadece hacda kurban kestir, diğerlere kurban kesilmez diye. Ve bu 5-6 sene koca koca kafalar, boya ciddi önemli bir meseleymiş gibi bunu tartıştılar biliyor musunuz? Yani bu kadar, bu aptallığı yaşadı bu insanlık. Bu kadar hükmü belli olduğu halde. Nasıl oldu? Oluyor işte yani. Oluyor. Şimdi şöyle düşünün. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, hacda bir kere kurban kesmiş. Zaten o belli. Ama yanlış hatırlamıyorsam muvatta. Bunlar e, ismen geçmeli. Yani ismen geçmeli. E, seyirciler şimdi bunun ilmi bir konuşma olduğunu biliyorlar. Bazıları en azından. Muvatta çok önemli bir İslam kaynağıdır. Hadis kaynağıdır. Orada bir hadis-i şerif var. Seferdeydik. Kurban bayramı geldi. Efendimiz hutbe irad etti. Ha demek ki sadece Kurban Bayramı sefer haricin şeyde yerleşik yerde değilmiş. Dışarıda da Kurban Bayramı kutlanıyormuş. Bir yetmedi. Diyor ki sahabi elimizde kurban udhiye denir. Kurban kesilecek hayvan sayısı azdı. Biz Resulullah'la beraber bir büyük başa girdik diyor yedi kişi. Ha, demek ki seferde de kurban kesiliyormuş. Bulunduğunuz yerde onu dağıtma. Bulunduğunuz yerde o aynı anda dünyanın neresinde olursanız olun Müslümanlarla, müminlerle kalbinizin aynı anda aynı fiille, ruhla buluşması. İşin esprisi bu. Arz edebiliyor muyum? Evet. Bayramda çocukların benim Kurban Bayramını hatırlasınlar. Güzellik olsun diye gitmekte bir mahsur yok ama tekrar söylüyorum. Bir kabir ziyareti yapmadan göçmüş denizin anmadan ve manasıyla beraber ha bir de şu var zaten kurban bayramını sadece tatil olarak görüp onun için kurban bayramı 5 günlük 6 günlük bir boşluksa onu konuşmuyoruz zaten. Yani o bizim şu anda kurban bayramı ile alakalı bir şey değil. Yani demin anlattım kabotaj hikayesi gibi. Ama ben kurban bayramından bana ne diyen bir insan değilim. Arayıp sormalı gerekirse vekalet vererek başka bir yerde kurbanını kestirip dağıtmalı. Devletimize yakın olan kaynakları dikkatlice tercih etmelerini ve güvendiğim bir insana. Mesela ben sizi tanıyorum. Sizin bana ihanet etmeyeceğinizden eminim şahıs olarak. Lütfen sen vekalet veriyorum sen kes diyebilirim. Bunu aramak icap eder. Kolaycılığa kaçmamak lazım. Hep Ramazanlarda hatırlarsanız şunu söylüyoruz. Dininin yaşanmasını başkasına bırakma. O zaman Allah'la kul arasında sen bir şey sokuyorsun. Sen yaşa. Yaşamadığın zaman başkalarını sen aslında Allah'la kul arasına kendin kulsun ya başkalarını sokmuş oluyorsun. Biz dinin yaşanmasını ve dini vecibeleri başkalarına havale etmeyelim. Kendimiz yaşamaya gayret edelim diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum Fatih Hocam. İnşallah faydalı olmuştur. Kesinlikle olduğunu düşünüyorum. Sizle olmak da çok keyifliydi. Sağ olasınız. Yeniden görüşmek dileğiyle. İnşallah.